Menemen Astedektör Minalab etkinliğine hoş geldiniz. Yanımda Minalab'ın Astedektör'ün sorumlularından. Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Ben Minalab Astedektör çalışanı ve servis elemanı Levent Akiş. Nereden katılıyorsunuz? Manisa Salihli'den katılıyorum. Etkinlikte ne gibi farklı sunumlar olacak? Bilgilendirir misiniz? Minalab'ın özellikle yeni çıkarttığı Equinox VLF cihazını tanıtım amacıyla geldik. Aynı zamanda GPZ 7000'e çok sorular var, meraklar var. Ayırımı var mıdır? Derinliği ne kadardır? Daha önceki GPX modellerinden farkları nelerdir? Bunları merak eden arkadaşlara bunların sunumunu yapacağız. Hoş bir ortam yapalım. Arkadaşları bir araya toplayalım. Herkes birbiriyle tanışsın. Değişik illerden, ilçelerden gelen vatandaşlar birbirlerini tanısınlar istedik. Bir yarışma da yapılacak sanırım. Onunla ilgili küçük bir bilgi verebilir misiniz acaba? Evet, Türkiye'de ilk olan tek tekçilik yarışmasını yapacağız. Daha önceki programımızda da bahsettiğimiz gibi tek tekçilere doğaya zarar verenler, sit alanlarına zarar verenler gözüyle bakıyorlar. Tek tekçiliğin böyle bir şey olmadığını, doğaya herhangi bir tahribat vermediğini hem bunu insanlara göstermek hem de insanların makine kullanışını bütün Türkiye görsün, nasıl bir hobi olduğunu görsün diye böyle bir etkinlik düzenledik. Burada dedektörle yanımızda bir arkadaş var. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Şevket Kurt. Astedektör satış pazarlama elemanıyım. Cihazımız Minalab'ın Equinox diye çıkan yeni modeli. 600'lük ve 800'lük iki çeşit model. Bu model şu anda demo halinde. Türkiye'ye satışına daha başlanmadı. Asya ve Avrupa CEO'su satış sorumlusu Vincent Bey aramızda. Evet. Tanıtımını o yaptı. Çok da ergonomik, hafif bir cihaz. Kullanımı basit. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ziyaretçilerimizi bir dolaşalım. Böyle beyefendi, buyurun beyefendi. Sizi tanıyalım. Emir Erdem ben. Nereden katılıyorsunuz? İzmir Bornova'dan katılıyoruz. Farmet Teknoloji ailesi olarak geldik biz buraya. Tek grubunun nasıl sektörde ne halde geldiğini onları görmek için bu oradayız şu anda. Gerçekten çok güzel bir cihaz. Alışmak lazım yani. Güçlü derin sinyaller, ben büyük mod aramak istiyorum diyenlerin bunun çok ekstra derinlik diye bir modu vardır. Onu aldığın zaman ufak tefek demirleri zaten hiç görmezsiniz. Mıktır, ufak demirdir, ufak teneke parçasıdır. Yapıp geçer yani. Ama büyük metale geldiği zaman müthiş bir ses verir. Uzatmalı bir ses verir, güzel bir ses verir yani. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Beyefendiyi tanıyalım. Can we know about you a bit? Yep. So my name is Vincent O'Brien and I'm here today on behalf of Minalab International Limited to take part in this event with AS Detector to promote our new products, the Equinox and the Profine series, and to listen to what the people have to say about our existing products, take part in the competition with them and learn as much as we can about the Turkish market. İsmim Vincent O'Brien. Minalab şirketi adına geliyorum. Burada Astedektör'le beraber bir sunum yapmak ve insanlara soru sorup, insanların sorularını alıp cevaplamak için geldik. Klasik bir soru olacak ama Türkiye'ye her gelen misafire sorulur. Ülkemizle ilgili ilk izlenimleriniz nelerdir? Nasıl buldunuz ülkemizi? So we have this cliche question. Did you like Turkey? What's your first impressions of Turkey? What do you think? Overall? Yeah, overall. Oh, it's like a I suppose I've been coming here now for several years and I've been here many times and it's very enjoyable. I think it's from a historic point of view, obviously there's so much to see here and learn about, and from a professional point of view, it's good to meet the people, especially the customers, because listening to what the customers like, don't like, what they're finding, what they're not finding, the conditions they operate in, the profile of the customers helps us shape what we can produce going forward, not just the products but the support we can give the market, and we've put a lot of focus into that for the last 2 years, localizing language, for example, and making our brand, I guess, more easily presentable to and more compatible with the Turkish market.
Ben zaten birkaç senedir Türkiye'ye gidip geliyorum. Bu süre zarfında insanları tanıma ve ülkeyi görme fırsatım oldu. Aynı zamanda ürünü de tanıtma fırsatım oldu. Ürünleri insanlara tanıtıp insanların sorduğu sorulara veya işte bulunduğu şikayetlere göre ürünlerimizi geliştirebiliyoruz. Onlardan aldığımız bilgilere göre. Böyle bu şekilde. Evet, bize biraz daha MineLab şirketi hakkında bilgi verebilirler mi? Tarihçesi, vizyonu, misyonu hakkında. Can you give us some information about MineLab and its, you know, mission, vision? Vision? Yeah. I would say that, I suppose, like with our new product, what we try and focus on a lot is developing technology that's groundbreaking and making our products as, you know, technically competent and advanced, but at the same time easy to use. And I think we're trying to achieve that all the time. The difficulty is we're a global company, so we have to then try and localize our product for the Turkish market or for the French market or wherever it may be, you know. So I think that's part of our drive, I guess, is producing, always breaking barriers, new technology, getting more performance out of the products, but at the same time making them as easy for you to use as they are for me, you know. Bizim öncelikli amacımız yenilikçi ürünler üretmek, çığır açan ürünler üretmek ve dünyada da yapmaya çalıştığımız şey bu. Her zaman farklı şeyler ortaya koymak, yenilikçi olmak. Evet. Peki MineLab'ın Türkiye ile ilgili görüşleri, Türkiye'de satışları, Türkiye'de etkinliği nasıldır? Bu konuda bir bilgi verebilirler mi acaba? What about MineLab's ideas of Turkey and its activity, its you know, general impression of Turkey, yeah, as a market? Yeah, yeah. So I would say we see a very vibrant market here, and we've always felt that. Turkey is one of those territories where we see a strong crossover between what we call our coin and treasure consumer products and our gold products. Often in other territories you will find consumer products but no gold, or gold and no consumer. Here we have a mix based on the detecting conditions in particular. But we see it's a very vibrant community. We can see that here today. There's a good legacy of the history of the usage of our products here. And our products seem very adept here as well, and people have had good success. Biz birkaç senedir Türkiye'de çalışıyoruz. Türkiye'de şöyle bir durum var diyor. Bir müşterilere, yani son kullanıcıya yönelik ürünler var. Bir de gold ürün denilen biraz daha kaliteli ürünler var. Türkiye bu ikisi arasında bir geçiş bölgesi. Yani her iki üründen de satış yapılıyor burada. Ve aynı zamanda çok canlı bir pazar. O yüzden bu pazardan oldukça mutluyuz ve geleceğinde çok parlak görüyoruz. Bay Vincent az önce bir cihaz tanıtımı yaptı. Zannediyorum MineLab Equinox. Bunun hakkında bize kısa bir bilgi verebilir mi? Waterproof completely, and with features like response speed, target identification and discrimination that are top of the class. So it's a completely new frontier that we're taking on with this product, I would say. Şimdi VLF'le karşılaştırdığımız zaman VLF'de şöyle özellikler var. Ya bizim ürünümüzde şöyle durumlar var. Tek frekanslı ve çok frekanslı olarak çalışabiliyor. Aynı zamanda eski ürünlerle karşılaştırdığı zaman daha hafif bir ürün ve çok daha etkili. Her zamanki gibi yeni şeyler yapmaya çalıştık bu üründe. Son teknolojiye sahip bir ürün. Öncelikle elinizdeki cihazı bir tanıtın bize. Ne yapıyoruz bununla? Ne buluyoruz? Bu elimdeki cihaz MineLab firmasının GTX 3030 modeli. Bununla bu ayrımlı metal dedektörüdür. Yani tek para dedektörü diye tabir ettiğimiz dedektörlerden. Ayrım olayı çok güzeldir. Bir de demirin yanında para almada epey etkili cihazdır. Çok memnun kalırlar müşteriler bu cihazdan. MineLab firmasının en önde ürettiği en üstün VLF cihazıdır. Plajda falan çok etkilidir. Su geçirmez özelliği de var. 3 metreye kadar su geçirmiyor. Tavsiye ederim. MineLab firmasına da ayrıca teşekkür ediyoruz yani bu cihazı ürettikleri için. Kategorisinde bir numaradır yani. Böyle diyebilirim. Evet, hoş geldiniz diyoruz. Sizi tanıyalım. İsmim Murat Baştürk. Nereden katılıyorsunuz? Çanakkale'den katılıyorum. Tekrardan hoş geldin diyoruz. Peki etkinlikle ilgili ilk izlenimleriniz nelerdir? Etkinlikle izlenimlerim çok güzel bir etkinlik bu. Arkadaşlık, dostluk, metal dedektörleri tanıma açısından güzel bir organizasyon olmuş. Bu organizasyonu düzenleyen özellikle As Dedektör'e, Mahmut abiye teşekkür ederiz. MineLab'ın yetkililerine teşekkür ederiz. Bu gerçek derinlikleri, hayali rakamları ortadan kaldıran bir organizasyon oldu. İnsanlar dedektörleri hep farklı şekilde tanıdılar.
Burada inşallah dedektörlerin gerçek yapabileceği işleri insanlara göstereceğiz. Teşekkürler. Bu elinizde bir dedektör var. Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Bu Minelab firmasının çıkardığı GPX 5000 modeli. Bu model Avusturya'da Nugget avında kullanılmaya başladı. Ondan sonra ülkemize geldi. Bir saniye, bu Nugget derken biraz daha açar mısınız? Bu Nugget altın parçalarına verilen bir isim. Bunları Avustralya topraklarında bulunduğu gibi Türkiye topraklarında da bulabiliyoruz. Bu Nugget için, altın parçası için Türkiye'de ve dünyada en hassas cihaz bu cihazdır. Elimde kullandığım cihazdır. Ama bunu kullanmasını bilirsen bu sana fayda sağlar. Bir ekmek makinesi gibi bir şeydir bu yani. Ekmek teknesi gibi bir şeydir bu cihaz. Ama bilmezseniz de size hiçbir faydası olmaz. Sadece pahalıya alıp ucuza satarsınız. Önemli olan bunu kullanmasını bilmek. Şöyle söyleyelim, bu altın parçalarını diğer cihazlarla da arayabilir miyiz? Yani bunun o konuda diğer cihazlardan üstünlüğü nedir? Şimdi bu cihazda DVD ve SETA teknolojisi vardır. SETO, SETA teknolojisi sürülen toprağın altında dahi sert topraktaki metalleri alma teknolojisidir. DVD teknolojisi bu cihazın ilk teknolojisidir. Bu cihaz, diğer cihazlar altın parçalarına demir derken, derinlikte mineralde demir derken, bu cihaz gerçek boyutlarda gün ışığına çıkartmayı bize sağlıyor. Evet, peki şöyle söyleyelim, arazide zannediyorum tektekçilik diye adlandırdığınız konunun yasal boyutu nedir? O konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz ya da bu konuda çeşitli talepleriniz var mı? Yasal boyutu şu an ülkemizde çok bizi sıkıyorlar bu konuda. Biz yasal boyutlara ulaşmasını istiyoruz. Şu an yasal boyutu gibi bir şey yok tektekçiliğin. Ama eğer bize bu yasal boyutu kanunlarımız sağlarsa yasal boyut içerisinde bu makineleri kullanabiliriz. Şu an yasal boyut içinde tektekçiliğin içinde bu makineleri kullanamıyoruz. Çünkü tarihi bir objeye dokunamıyoruz bu makinelerle. Rastgele bulsak dahi, mesela altın avında dahi. Çünkü Türkiye'miz çok zengin bir bölge. Başka bir şey ararken başka bir şey de çıkabiliyor. Mesela altın ararken bir paraya rastlayabiliyoruz. Ama bu bize suç teşkil ediyor. Biz bunu devletimize kazandırmak istiyoruz. Biz bulduklarımız bir şey denk gelirse bunu müzelerimize vermek istiyoruz. Bunu da bize engelliyorlar. Bu konu hakkında bize kanunların yasal düzenlemesi lazım. Başka türlü olmaz yani. Bu makinelerin rahat kullanımı için, tektekçilikte de kullanımı için yasal düzenleme lazım. Evet, peki şu şekilde bir düzenleme olabilir mi mesela düşündüğümüz zaman? Avcılık ruhsatı gibi. Tabii. Hem devletimizin bu işten para kazanacağı. Tabii. Hem de bu güzel hobinin herkes tarafından yapılıp eserlerin de yurt dışına kaçırılmasını engellenecek bir düzenleme yapılabilir mi? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Yapılabilir. Şu an zaten Nugget avında bile bu dedektörlerle bir karış, bilemedin iki karış kazılıyor. Ondan sonra bu tekrar örtülüyor, bu çukur. Yani bu zemini bulduğumuz gibi bırakıyoruz. Bir antik eser dahi bulsak bir karış. O gene örtülüyor üstü. Ama bu eserleri biz müzeye götürürken dahi yakalandığımız takdirde suç oluyor. Suç oluyor. Bunun suç olmasından çıkması için aynı az önce dediğiniz gibi avcılık ruhsatı gibi sit alanı olmayan yerlerde biz bunları hobi olarak yapabilmeliyiz. Çünkü bu dünyanın çoğu yerinde serbest. Yani bizim bir tek bizim ülkemizde yasak. Bu da neden kaynaklanıyor? 1970'te bir yasal düzenleme geldi. Bu yasal düzenlemeyle beraber bunlar yasak oldu. Ondan öncesinde serbestti. Gene de serbest olabilir yani bu şekilde. Kontrollü olabilir yani. Serbestliğinden ziyade kontrol sağlanabilir bu işte. Bu çıkan objeler de açık hava müzelerinde ülkemize kazandırılabilir. Tamam, bu mesela o bize bir dediğiniz gibi ruhsat çıktığı takdirde eğer bu kanunlara uymuyorlarsa bu iki kat cezalandırılsın, üç kat cezalandırılsın, ama hiç önümüzde de bir açık kapı yok gene suçsuzlara da cezalandırılmak istemiyoruz.
Evet, şu anda Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Tek tekçilik yarışması. Bu alanda, kazılan bu alanda elimdeki şu küçük metallerden belli bir sayıda gömüldü. Ve dedektörcü arkadaşlar yarışmaya başlıyor. Az sonra yarışma başlayacak. Heyecan görüyoruz gözlerde. Bulduğunuz kurşun, çivi ve pullara bakacağız. Onlar da ekstra puan olacak yani. Bulduğunuz yeni metalleri de atmayın. Zaten koyduğumuz yeni metaller belli. Ama ağırlık Minelab'ın sarı paraları üzerine olacak. Şimdi önce VLF'ci arkadaşları alacağız. Cihazlarınız birbirinizden etkilenmesiniz. İsterseniz şu şeridin kenarına doğru yayılabilirsiniz. Biz başla dediğimiz zaman istediğiniz yerden girebilirsiniz. Yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Hediye olayı da orada. İleriden buraya kadar yaklaşık 80-90 tane dedektörcü arkadaşımız yarışma için hazır. Sunucu arkadaşın başlayın talimatını bekliyorlar. Biz de heyecanla bekliyoruz, izliyoruz. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar şu anda yarışmaya başladılar. Herkese başarılar diliyoruz. Evet, kazmalar kazmaya başladı. Bu arada bu Türkiye'de bir ilk, bu uygulama Türkiye'de bir ilk. Umarım birçok şeyi değiştirmesini dedektörcü arkadaşlar adına istirham ediyoruz. Şöyle bir... Burada sonuç alanlar varsa onları görmek isteriz. Evet, hemen bir tane arkadaşımıza çalışabilirsiniz. Zannediyorum ilk golü siz attınız. Evet, ilk golü attım. Çok mutluyum bu arada. XP Deus'la. Evet. Teşekkür ederim. Millet laf. Teşekkürlerim bu kadar, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir arkadaşımız ilk sonucu aldı. Diğer sonuçların gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, bir tane tel çıktı. Evet, dedektör sesleri her taraftan geliyor. Şurada bir tane hummalı bir çalışma var. Bunu yakından bakalım. Evet. Arkadaşı tebrik ediyoruz. Bir tane daha bulunmuş. Tebrikler. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Herkes buldu, herkes buldu zaten diyor. Evet, şurada izleyen arkadaşlarla ilgili bir röportaj yapalım. Evet. İzlenimleriniz nelerdir? Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Durukan. Nereden katılıyorsunuz? Manisa'dan. Evet.
İzlenimlerinizi alalım. İzlenimlerimiz gerçekten güzel bir etkinlik. Yalnız alan biraz dar tabii ki. Makine sinyalleri birbirine karışıyor. Biraz daha büyük bir alan olabilirdi. Şimdilik bu kadar. Organizasyon olduğu için bence ikinci de daha büyük, daha gereksinimlerin ne olduğu ortaya çıkar. Ondan sonra daha güzel bir organizasyon, daha geliştiririz yani bunu kendi tabii çabalarımızla söyleriz neyin ne olur bu şimdiki, ama metal dedektörlerin kullanımı açısından, kullanan kullanıcılar açısından güzel bir organizasyon. Bak çok arkadaşımız varmış bu işe gönül veren, ki buradakiler Türkiye'nin %1'i değildir. Evet, gerçekten şaşırtıcı bir kalabalık var şu an burada. Bir de Türkiye'de ilk bu. Bu organizasyonu bu kadar dedektörün de Türkiye'de olduğunu bilen dahi yoktur. Ama bu dediğim gibi onda bir rakam. Belki de %1'dir değil mi Turgay? Tabii ki. Evet. Hemen hemen. Bu işe gönül veren insanlar çok yasak olduğu için arazilere çıkamıyorlar. Daha çok maden, metal aramada kullanıyorlar bu dedektörleri. Ama yurt dışında para aramakta da kullanılıyor bu dedektörler. Yani söylemek istediğiniz şu, burada görünenler buzdağının görünen kısmı, öyle diyebilir miyiz? Bu da buzdağının bir de arkası var. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bir tane arkadaşımız bir sinyal aldı. Bakalım ne çıkacak buradan. Evet. Avcıyım. Profesyonel bir makinacı olduğum için gibi profesyonel bir de avcıyım yani. Av TV'de katılıyorsunuz. Evet. Tüm teki avlarından, domuz avlarından, keklik ve tüm çulluk avcısı. Bütün av camiası bu işi sever yani. Yani doğayı seven herkes bu işi sever yani. Yani doğayla iç içe olan herkesin bu işe ilgisi vardır diyorsun. Aynen öyle. Güzel bir avcılık türüdür. Sinyal geldiği zaman aynı köpeğin fermada duruşu gibi olur. Evet. O kadar zevkli bir iş. Aynı zamanda bütün bu insanlar doğacıdır. Gittiği yere çöpü alır, bilmem neyi alır. Bu kötü bir iş değildir bence. Gerçekten kötü bir iş değil yani. Benim de böyle bu işlerle uğraşan arkadaşlarım var. Şunu söylediler. Bazılar yani yurt dışında yapanlar da her açtıkları çukura bir pelit tohumu attıklarını söylüyorlar. Bir yurdumuzda da bu şekilde duyarlı arkadaşlarımız var mı? Yok, bence gerçekten çok yani. Biz boş zamanlarımızda bazen çam fıstığı koyarız, pelit koyarız. Orman olmayan yerde kazdığımız gerçekten bunu yaparız yani. Samimi söylüyorum, bilmiyorum, %10'u %20'si bu işi yapıyordur yani. İzinli kazılarınızda tabii. Tabii ki izinli kazılarımızda. Gittiğimiz yerlerde mesela sit alanlarında gezmeyiz. Dere kenarlarında hobi olsun diye yani. Bu işin herhangi bir çevreye bir zararı yok. Doğaya bir zararı yok. Toprağa bir zararı yok. Daha topraktaki kötü metalleri alıp toprağı güzelleştiriyoruz, sadeleştiriyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Etkinlikle ilgili görüş dile getirmek isteyen arkadaşlar. Buyurun. Önce sizi tanıyalım. İsmim Serdar. Manisa Göl Marmara'dan katılıyoruz. Çok güzel, çok beğendik. Yani ilk defa böyle bir şey. Çok memnunuz yani. Bütün arkadaşları görüyoruz. Toplandık. Yani gönüllü arkadaşımız çok. Yani biz bunun bir yasal bir artık bir av ruhsatı gibi olduğu gibi yani böyle bir ruhsat vermelerini istiyoruz yani. Evet. Bir de benim dikkatimi çeken şu. Yani bir iş için 10 kişiyi bir araya toplamaya çalışsak toplayamayız. Kesinlikle. Bunca insanı Türkiye'nin dört bir tarafından buraya getiren şey nedir? Ya bu kesinlikle kar amaçlı değil. Yani doğayı seviyoruz. Bir de bu iş değişik bir hobi yani. Çok değişik bir hobi. Çok merak yani. Para versen kimse gelmez. Evet. Yani öyle güzel bir şey bu. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Burada zannediyorum sonuç alan başka arkadaşlar var. Evet. Kesinlikle. Abi buyurun. Sizi tanıyalım efendim. Hüseyin, ben Salihli'den geliyoruz. Bugün dedektörümüzle gelemedik. Sadece konuk misafir olarak geldik. Biz de makinacıyız. Bu işe gönül vermiş biriyiz. Bertaraf etmiyoruz. Sadece tarihimizi gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Buradan da yetkililere bu konuda
sesleniyorum. Mecliste bize de yer ayırmalılar hocam. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Bir sorum daha olacak. Az önce de sordum. Şunu belirttim az önce. Yani bir iş için 10 kişiyi bir araya toplayamazken böyle bir organizasyon için Türkiye'nin dört bir yanından bunca insanı buraya toplayan şey nedir? Bu bir hobi. Bu bir meslek değil. Bu bir hobi. Bu işe gönül vermiş insanların. Gönüllerinin getirdiği yer bu topluluktur. Buyur, iki satır bir şey söylemek ister misiniz? Çok zevkli bir uğraşı, hobi. Nereden katılıyoruz? İzmir'den. Evet. Arkadaşı tebrik ediyoruz. Vakit kısıtlı olduğu için çok uzun tutamıyoruz makinacı arkadaşları. Evet, oradan bir tane. Yine onu görüntüleyelim. Oradan iki sonuç daha geldi. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hı-hı. Vakit kısıtlı olduğu için röportaj veremiyor arkadaşlar. Evet. Evet. Kaç tane oldu? Bir tane var abi. Bir tane var. Avcı kıyafeti de giymişsiniz. Bugün evet. Para avlıyorsunuz. Evet, bugün para avındayız. Bir tane buldum bakalım. Evet. Tebrikler. Vaktiniz kısıtlı, o yüzden sizi meşgul etmeyelim. Kaç? Orada bir daha bulmuş herhalde. Abi burada evet. Amaç ne? Para bulmak. Birinci var mı? Birinci de herkese de evet. Evet. Mutlandı ama çivi çıktı. Kaderinde varmış. Evet. Bu tür şeyler de tabii çıkıyor. Hep değerli şeyler olmuyor zannediyorum. Evet. Değerli şeyler olmuyor. Güzel bir etkinlik. Etkinliğin daha da gelişerek devam etmesini temenni ediyorum. Evet. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Ben Ankara'dan geliyorum buraya. Bizi sürekli hırsız yerine koyuyorlar. Bu iş görüldüğü gibi hiçbir kimseye bir zarar olmayan bir etkinlik. Biz bunu sürekli serbest yapmak istiyoruz. Kimseden bir şey çaldığımız yok. Toprakta olan düşmüş, kaybolmuş eşyaları bulmak suç mu değil? Bizim istediğimiz sadece yetkililerden bu konuyu bize serbestlik vermesidir. Bütün dünyada serbest, biz tek bizim ülkemizde yasak. Bize serbest bırakılmasını istiyoruz bunu sadece. Hırsız muamelesi görmek istemiyoruz yani. Evet. Daha önce bu konuda girişimler oldu mu bildiğiniz? Vallahi bildiğimiz yok. Sürekli biz sadece sosyal medyadan kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ama evet. Bildiğimiz öyle bir şey yok yani. Duymadım. Siz yanlış anlamadıysam Ankara'dan geldiğinizi söylediniz. Sizi Ankara'dan ta buraya getiren şey nedir? Bu iş yani hangi düşüncedir buraya getiren? Bunu ben internet sitesinden, Facebook'tan öğrendim. Ve orada böyle bir toplantı yapılıp bu işin serbestlik kazanmasını, devlete sesimizi duyurmamız gerektiğini söylediler. Ve ben de doğru buldum bunu. Çıktım geldim. Evet. Zannediyorum bu iş aşkla bağlı olunan bir hobi. Bu hobi. Evet. Bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Yani buna kim zengin olabilir? Biz burada toplu bir gömü aramıyoruz. Bir şey yapmıyoruz ve bulan arkadaşlarımızın çoğu da müzeye teslim ediyor zaten bunu. Evet. Az önce konuştuğum bazı arkadaşlar da hatta şöyle söyledi. Avcılık gibi bir hobidir ama biz kan dökmüyoruz. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Çok doğru söylemiş. Kim söylediyse ağzına sağlık onun. Gerçekten öyle. Biz kimsenin malını çalmıyoruz, kimsenin canını yakmıyoruz. Yani kimsenin bağını bahçesini talan etmiyoruz. Dağın başında düşürülmüş ufak objeleri aramaya çalışıyoruz ki yani kahve gidip oturmak yerine hem spor yapıyoruz hem geziyoruz. Hem ülke ekonomisine, ülke milli değerlerine katkıda bulunuyoruz. Ama sonuç maalesef bizim için hüsran. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, burada yine iki tane bulan bir arkadaşımız var, hemen görelim.
Evet. İki tane şimdi burada. Ayrı. Tekirdağ'dan geliyorum. Böyle faaliyetlerin devamını bekliyoruz yani. Evet, Tekirdağ'dan ta buraya bu hobi için geldiniz. Evet, aynen. Evet. Vaktiniz kısıtlı zannediyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Çekindeyim, çekindeyim abi, hadi. İki tane. İki tane göstersene onları. Bak, ama zaman kaybedilecek. Evet. Yani hemen gel. Evet. Tebrikler. Ama beklemeyelim, devam edelim. Evet. 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 Hadi abicim, beklemeyelim. Hadi abim. Evet. Evet, yarışma bitmek üzere. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir yarışma oldu. Bazı arkadaşlar açtıkları çukurlara pelit tohumları da attılar. Gerçekten güzel bir yarışma oldu. Biraz sonra ödül törenine geçilecek. Biz de merakla bekliyoruz. Evet. Evet. Arkadaşımız bir tane pelit fidanı, pelit tohumu koydu. Ne düşünüyorsun bu konuda? Biz tarih talancısı değil, yeşillik yetiştiricilerinden birisiyiz yani. Bizim bastığımız yerde gül biter diyorum. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Size bir şey sorabilir mi? Buyurun. Şuradaki vatandaşların hiçbir kimseye zarar gelir mi? İlişkisi yoktur, sigarası yoktur, evet. Kumarı yoktur, kötü alışkanlığı yoktur. Tek alışkanlığı budur. Evet. Devletin de buna el atması lazım. Evet. Bununla ilgili daha detaylı ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Valla mesaj ne verirken bunu büyüklerin düşünmesi lazım. Yurt dışındaki örneklerini görüp ona göre hareket edilmesi lazım. Evet. Vatandaşlar kaçakçı değil. Evet. Bunlar hobi yapıyorlar, başka bir şey yok. Gaz parasını ceplerinden harcıyorlar, hobi. Dağda geziyorlar, bayırda geziyorlar. Ama bu çıkan objeyi de bir şekilde devletin sahip çıkması lazım. Evet, bizi biraz önce bir arkadaşımız buraya pelit tohumu attı. Ne yani bu? Evet, bununla ilgili ne söylersiniz? Bu genel bir davranış mıdır dedektörcüler içerisinde? Tabii muhakkak ki biz doğayı koruyoruz şu anda. Yaptığımız işlem budur. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Kolay. İyi günler diliyorum. Az önce yarışma bitti denmişti fakat bir 10 dakika daha izin verildi. Şu anda arkadaşlar hızla aramaya devam ediyorlar. Röportaj alalım. Oo, gelmişken dumanı üstünde sizi yakaladık. Vallahi işte yarışıyoruz, eğlence, muhabbet, ortam güzel. Nereden katılıyoruz efendim? Bursa. İsim? Kamil Muslu. Memnun oldum. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Burada yine bir tane pelit tohumu görüyoruz. Onu arkadaş attı. Evet. Bu adam. Evet. Merakla bekliyoruz ne çıkacak diye. Evet, burada yine bir tane dedektörcü arkadaşımız arıyor. Hemen soralım. Efendim, sizde siftah var mıdır? Yok. Bol bol çivi topladık. Evet. Nereden katılıyoruz? İzmir'den. İsim neydi acaba? Selim. Memnun oldum Selim Bey. Size kolay gelsin diliyoruz. Öncelikle isminiz nedir? Ali Yaşar. Nereden katılıyorsunuz? Denizli'den. Bu etkinlikle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Etkinlik çok güzel oldu. Türkiye'de bir ilk. Yani bu evet. Tür sosyal aktivitelerin olmasının devam etmesini istiyoruz. Evet. Yani biz sonuçta kimsenin malına, mülküne, ırzına, namusuna hiçbir şeyine gözükmüyoruz. Yani bu bir spor. Bu şekilde devletimizin bize bir yardımcı olmasını istiyoruz. Jandarmalar dedektörü almasın da.
Jandarmalarla köşe kapmaca oynamayalım artık. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Bir tane hemen. Evet, bir tane bulunmuş. Evet, yarışmada son 5 dakikaya girildiğinin anonsu yapıldı. Evet, yarışma tüm hızıyla devam ediyor. İler çıkıyor mu usta? Evet, genellikle öyle çıkıyor. Peki para bulabildik mi? Yok, bulamadık. Henüz yok diyorsunuz. Bulamadık, evet. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Bulduğumuz şeyi kaybettik zaten. O da demir galiba herhalde. Ha, o da elinde. Bu arkadaşlar dışarıda bekliyor. Neden beklediklerini merak ediyoruz. Efendim, isim nedir? Bünyamin. Nereden katılıyorsunuz? Konya'dan. Arkadaşlar yarışıyor ama siz yarışmıyorsunuz şu anda. O anons edilen pulseler mi oluyor bunlar? Evet, anons edilen pulseler bunlar. Şimdi biz çalıştırdığımız zaman diğer cihazları bozar. Bir de tam ölçü değil onlar. Bizimkiler daha derin olduğu için biz derinlere bakacağız. Evet, iddialı mıyız? İnşallah. Bir şey demiyorum. Evet, nasip. Evet, teşekkür ediyorum efendim. Sizin düşüncelerinizi alalım efendim. İsminiz nedir? İsmim Yusuf. Öncelikle bu organizasyonu bize sağlayan Aslı Dektör'e teşekkür ediyoruz. Konya'dan geliyorum. Tek tekçilik tahribat değildir. Bir doğa sporudur. Biz doğal altı parçacıkları, maden cevherleri arıyoruz. Bizim başka arazide başka bir şeyimiz yok. Bizim doğaya bir zararımız yok. Biz açtığımız çukurlara meşe palamutları bırakıyoruz, tohumlar bırakıyoruz. Bizim doğaya her türlü katkımız var, zararımız yok. Evet. İddialı mıyız efendim? Yani. Evet. Başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, burada yine bir dedektörcü arkadaşımız. Sizleri tanıyalım. Muhammed Zeki. İlk önce bu organizasyonu yapan arkadaşlar için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey. Biz de iddialıyız. Evet, teşekkür ediyorum efendim. Sizi tanıyalım. Nereden katılıyorsunuz? Adım İsmail Cem, Balıkesirliyim. Tüm makinacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Öncelikli olarak etkinliği düzenleyen Mahmut abimize teşekkürler. Asya Dektör adına. Yani herkes burada başarısını gösterecek, yani ustalığını. Evet, iddialı mıyız efendim? Nasip. Teşekkür ediyorum. Şu anda bir yarışmanın birinci etabı bitti ve bulunanlar sayılıyor. Bulunanlar jüri önünde gösteriliyor.
Şöyle açabilirsek biz de kameralarımızla görebiliriz neler bulunmuş. 3, 4. Evet. Aha. Şöyle koyabiliriz jürinin önüne. Topla da olmadı, onları da çıkaralım. Evet, ikinci etap yarışmalar başladı. İlk etapta VLFC arkadaşlar yarıştı, yani yüzeysel olan dedektörler. Şimdi pulseci arkadaşlar yarışmaya giriyor, yani derin dedektörler. Bütün arkadaşlara başarılar diliyor, rast gelsin diyoruz. Evet, ikinci etap yarışma başladı. Yaklaşık buradan 10 tane makinacı sayabiliyorum. Bu yeni gelen makinalar arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre diğer önceki ilk etapta yarışan makinalara göre daha derin ve küçük cisimlere daha hassas cihazlar. Ama kullanımının daha profesyonel olduğunu arkadaşlar söylediler. Evet. Evet, yarış tüm hızıyla başladı. Biz de daha yakından görmek için ilerliyoruz. Evet. Zannediyorum bol bol çivi, jelatin, bu tür şeyler çıkıyor. Altın bulacağız inşallah. İnşallah altın bulacaksınız. Rastgele diyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, arkadaşımız bir sinyal daha aldı. Merakla bekliyoruz. Altınlarını bulacağız inşallah. Evet. Dur dur işte. Tamam onu. Evet, zannediyorum bir çivi daha. Bir sinyal daha aldık. Evet. Evet. Meraklı izliyoruz. Evet, burada da bir ekibimiz var. Ustam rast gelsin diyoruz. Nasıl gidiyor? İyi, Allah'a şükür. Var mı bir sonuç? Henüz. Vallahi şu anda bakıyoruz. Derin sinyaller yok gibi. Bakıyoruz işte. Evet, henüz o Minalab'ın paralarından çıkmadı zannediyorum. Evet, şu anda çıkmadı. Rast gelsin diyoruz. Başarılar diliyoruz. Murat Bey, bir sonuç var mı? Tabii, metal bulduk. Minalab'ın paralarından var mı acaba? Minalab'ın paralarından bu arazi atmıyor galiba. Evet, az önce bitirmiş olabilirler mi? LF'ciler çok iyiydi. Evet, rast gelsin diyorum. Tekrardan merhabalar diliyoruz Vincent Bey'e. Yarışma hakkında neler düşünüyorsunuz? Kısa bir soru. So, how do you like the competition? Very good, very enjoyable. It's good to see the amount of people that have brought machines and want to go detecting and have an opportunity to compete against each other, you know. And it's good also for, it gives people an opportunity to use their machines, ask me or the other guys questions about their setup, or you know, does this look okay, should I be doing things differently. So yeah, very impressed. Well organized as well, so well attended, all good. Çok güzel diyor. Bu kadar insanın katılıp birbiriyle yarıştığını görmek, bir şeyler bulduğunu görmek çok güzel. Aynı zamanda iyi organize edilmiş bir etkinlik. Çok memnunum.
Evet, teşekkür ediyoruz efendim.